Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Hafta başı, bugün pazartesi. İktisat derslerine ara verdim diye soranlarınız var. Hayır, iktisat derslerine ara vermedim. Ama iktisat derslerinin hiçbir işe yaramadığını gördüm. Ayrıca yine ileride başlayabilirim. Öyle bir ülke haline geldik ki sizleri tenzih ederim. Ama gerçekten ekonomiyi bilmediğimiz gibi bilmek de istemiyoruz. Neden? Gazetelerde yazanlar, YouTube'da anlatanlar yetiyor bize. Dikkat ediyor musunuz? Her videosunun başlığında dolar lafını geçiren arkadaşlarımız var. Evet, ve sürekli doları anlatıyorlar sadece. Bir türlü dolmuyor mübarek. Ben bunları da doğru bulmuyorum. Efendim yapmasınlar, söylemesinler mi? Canım tabii ki söylesinler, elbette söylesinler. Ama arkadaş ya, günde 5 defa da dolardan söz edilmez ki. İşte ne oluyor? Baskılıyorlar. Yarın yine diyeceksiniz ki baskılıyorlar. Öbür gün yine baskılıyorlar. Ama diyeceğiz, başlayacağız. Bunlar iktisat dersine girmiyor. Haliyle benim böyle bir ortamda iktisat konusunda akademik bilgiler vermem. Tabii ki sokak ağzıyla anlatmam pek de akıllı bir iş değil gibi geldi bana. Öyle görüyorum. Ama tekrar ediyorum. Sizleri tenzih ederim. Aslında iktisat dersleri diye verdiğim, yaptığım konuşmalar iyi izleniyorlar. Ama amaç sadece izlenmek değil. Biraz da karar vericileri etkilemek. Yok abi, etkilenmiyorlar. Onlar gene bildiklerini okuyorlar. Bizim hocamız vardı. Naci Alev, Kenan Evren'in bile öğretmeniymiş. Düşünün yani. Evet, Kenan Evren'in hocalarından. Balıkesir'de Kenan Evren'in matematik hocalığını yapmış. Ordinarius profesördü. İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde. O derdi ki benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Yani canlarım, ne yaparsak yapalım bizimkiler bina okuyor. Ülke ekonomisini yönetenler, ülkeyi yönetenler. Bina okuyor, dönüp dönüp yine bina okuyorlar. Güzellerim, canlarım, HDP Türkiye'de adeta cüzdanlı bir parti muamelesi görüyor. Bu çok ayıp. Hay, iktidar tarafından da aynı muameleyi görüyor. Muhalefet tarafından da aynı muameleyi görüyor idi. Muhalefet hala HDP ile yan yana görünmeye korkuyor. İktidar, bana sorarsanız AKP cesaretli davrandı. Efendim, doğru mu yaptı diye sorulduğunda biliyorsunuz ben doğru yaptılar diyorum. Benim için siyasi partilerin birbirleriyle görüşmeleri her zaman doğrudur. Yanlış olan ne? Siyasi partilerin birbirleriyle aralarındaki köprüyü atmaları. O köprü atılmayacak. O köprü orada mutlaka duracak arkadaşlar. Bunun için de siyasi partiler birbirlerine karşı daima saygılı olacaklar. Şimdi AKP'nin yanlışı, muhalefet partileri HDP'den uzak durdukları halde, ki ben uzak durmalarını doğru bulmuyorum. Biliyorsunuz çok değer verdiğim Meral Akşener'i bile araya mesafe koyduğu için eleştiriyorum. Ama AKP'liler HDP ile görüşmedikleri halde Millet İttifakı'nın partilerini HDP ile ortak gibi gösterirken, kendileri görüştüklerinde biz tabii görüşürüz, normal diyorlar. Burada diyorlar devletin çıkarı var. Yani AKP HDP ile görüştüğünde devletin ve halkın çıkarı var. CHP, İyi Parti, Deva Parti, Gelecek Parti, Saadet Parti, Demokrat Parti diyelim ki liderleri HDP ile ilgili, ama o da bir yasal, anayasal bir parti deseler bile suç. Olmaz böyle şey. Benim kızdığım, AKP'de tenkit ettiğim işte bu. Sadece AKP'de değil, bütün siyasi partilerde, insan yaşamında, bireylerde de, kurumlarda da iki yüzlülük. Ben yaparsam iyidir, sen yaparsan fenadır. Rahmetli babaanneciğim öyle yapardı. Birisi bir kabahat işlediğinde hemen kendini savunurdu. Ama başka birisi aynı hatayı yaptığında bu sefer o hatayı yapanı ağır şekilde hakaretler ederdi diyelim. Babaannem hemen atılır derdi ki kendi bokum ayva kokum. Olmaz. AKP'nin kendi boku kendilerine ayva kokusu gibi geliyor. Olmaz böyle bir şey. Bizim anlattığım daha önce ama cuk oturacak sanıyorum. Üsmen cami imamı. Bir gün camide vaaz veriyor. Abi kızancıkla diyor. Bakanın epiciğinizin karları çok süslenirler be ya. Süleyin onlara diyor. Süleyin, o kadar çok süslenmesinler. Vallahi billahi ahirette katran kazanlarında yanarlar sonra diyor. Ramiz oturduğu yerden bağırıyor.
Tepe Üsmen diyor. Senin karı bizim karılardan daha fazla süslenir ya. Diyor Üsmen. Benim karı da süslenir Ramiz. Doğru söylersin ama yakışır asbaya veya diyor. Şimdi bu sistem aynı sistem. Kendi Üsmen'in karısı süslendiğinde yakışıyor. Diğerlerinin karıları süslendiğinde günaha giriyorlar. Katran kazanlarında kaynayacaklar. AKP. Bu fıkra tipik AKP için anlatılmış. Bülent Turan öyle söylüyor sorulduğunda. Diyor biz teknik olarak diyor herkesle görüşürüz. Siz teknik olarak herkesle görüşürseniz sizin dışınızdaki siyasi partiler teknik olarak herkesle görüşmez mi? Şimdi yarın Devlet Bahçeli'nin AKP-MHP görüşmesiyle ilgili çok şiddetli bir konuşma yapacağı iddiası var. İddiası var. Yapar mı? Yapar. Bahçeli bu. Ne olacak? Bugün o konuşmayı yapar, meclisten çıkar, Recep Tayyip Erdoğan'la yine görüşür. Yine Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Recep Tayyip Erdoğan adayımız der. Bahçeli bu ya, Allah Allah. Yok aslında birbirlerinden farkları. Sabah başkalar, öğleden sonra başkalar. Ve bunlar bunun adına siyaset diyorlar. Ne yapabiliriz canlarım? Yarın göreceksiniz ki MHP grup toplantısında çok büyük bir tiyatro oynanacak. Ben tiyatroya hayranım, bayılırım. Ve siyasi tiyatroyu Türkiye'de en iyi oynayanların başında Devlet Bahçeli geliyor. Canlarım, tiyatrocu aktörlerin, aktrislerin kimlikleri, kişilikleri sahnede aldıkları roldeki kimlik ve kişiliktir. Bir aktör dünyanın en fakir insanını oynayabileceği gibi dünyanın en güçlü zenginini, en güçlü insanını da oynayabilir. Kralı da oynar bir aktör. Bir fakiri fukarayı, bir ihtilalciyi de oynar. Ne kadar ikna edici olursa o kadar başarılıdır. Devlet Bahçeli siyaset tiyatrosunun en başarılı aktörüdür. Ondan daha başarılısı Erdoğan. Yani Erdoğan tabii çok daha göz önünde olduğu için büyük ihtimalle ondan daha başarılı görünüyor. Çünkü Erdoğan'ın ise girmediği rol yok. Mesela Devlet Bahçeli din adamı rolünü pek oynayamıyor. Neden? Alışmamış büyük ihtimalle. Ama Erdoğan abi papaz rolünü oynuyor, haham rolünü oynuyor, imam rolünü oynuyor, hacı rolünü oynuyor. Hatta ateist, deist bile oynuyor bazen. O büyük oyuncu abi. Ona hangi rolü verirsiniz verin, Erdoğan süper oynuyor. Neyse yarınki tiyatroyu bekleyelim bakalım. Bahçeli yarın hangi rolde bürünecek ya da yukarıdakiler Bahçeli'ye yarın MHP grup toplantısı için hangi rolü verdiler bakalım görelim canlarım. Bütün dünyada aranan Sırp mafya babası 2014'ten beri İstanbul'da oturduğu lüks villasında gözaltına alındı. Ve canlarım bir haber. Sözcü'den Barış Kaya'nın haberi. Yolsuzlukla mücadelede kriterleri tutturamadık. Avrupa Konseyi'nin yolsuzlukların önlenmesi için verdiği tavsiyelere uyulmadı. Türkiye'ye yönelik yolsuzluk raporunda 22 tavsiyeden 3'ünün tatmin edici seviyede, 9'unun ise kısmen yerine getirildiği belirtildi. 10 tavsiyeye ise hiç uyulmadı. Bu üzüntü verici dendi. ABD'nin de üye olduğu Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'nun Türkiye ile ilgili ara raporu yayınlandı. Raporda yolsuzlukla mücadelede somut bir gelişme olmadığı kaydedildi. Türkiye'nin AB'den vize serbestisi alabilmesi için yapması gereken kriterlerden en önemlisini Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'nun tavsiyelerini hayata geçirmek oluşturuyor. Canlarım hatırlayacaksınız, mutlaka hatırlayacaksınız. Hatırlamayanlar için ben hatırlatayım. Davutoğlu 2015 yılında başbakandı. Mayıs ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok önemli ve çok değerli bir kanunlar manzumesi teklifi sundu. Bu kanunların en önemlilerinden birisi işte bu konuydu. Yani yolsuzluklarla mücadele etme konusu. Yolsuzluklarla, hırsızlıklarla, kara parayla. Bunun yapılabilmesi için ise siyasi partiler yasasının mutlaka çıkarılması gerekiyordu. Daha doğrusu Avrupa Birliği'nin bize önerdiği bu 12 kriterin mutlaka mecliste kanunlaştırılması şartı vardı. Ahmet Davutoğlu AKP milletvekillerine o kadar güveniyordu ki bu teklifi sunarken Avrupa Birliği'nin komisyon üyeleriyle de Avrupa Birliği parlamentosuyla da görüşmeler yapmış ve sanıyorum aklımda yanlış kalmamışsa
16 Haziran 2015 tarihinde vize serbestisi sözleşmesinin imzalanacağını açıklanmıştı. Evet, çok güzel bir şeydi bu. Türkiye'de Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi Amerika'da, Kanada'da, Güney Kore'de, Avustralya'da, Norveç'te, İsveç'te, Finlandiya'da, Danimarka'da olduğu gibi yöneten parti modelinden kurtulacaktı. Government Party modeli. Neydi yöneten parti modeli? Biz iktidar partisinin ülkeyi teşkilatlarıyla beraber yönetmesi. İhaleyi teşkilatlarla, ihaleleri yani. Diyelim ki ilk şehrinde ihale verilecek. O ihaleyi oradaki devlet bürokratları değil, iktidar partisinin o şehirdeki il teşkilat yönetimi kararlaştırıyordu. Bürokratlara diyorlardı ki bu ihaleyi bu adama bu fiyatla vereceksin ve bürokratlar o emri yerine getiriyorlardı. Neden? Çünkü yöneten parti modeliydi bu. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa Birliği'nde, diğer gelişmiş bütün demokratik hukuk devletlerinde, gelişmiş olanlarında iktidar ya da yöneten parti modeli reddedilmiştir. Bunda eğer bir siyasi parti, iktidar partisi yöneten parti modeline soyunursa o siyasi partiye ve teşkilatlarına, yöneticilerine ağır cezalar getirilmişti. Davutoğlu bu kanun teklifini meclise verdiğinde hatırlıyor musunuz? Dönemin Cumhurbaşkanı, halen Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? Bu kanunlar yasalaşırsa, meclisten geçerse Türkiye'de siyaset yapmaya adam bulamazsınız. en çok güldüğüm Erdoğan açıklamalarından biridir. Ya aleni olarak, hayır o öyle demedi. Ama benim kendi tercümemi söylüyorum. Erdoğan şunu söyledi. Yahu bu kanunlar çıkarsa parti teşkilatlarımıza çalıştıracağımız usta hırsızlar bulamayız. Tercümem öyle. Erdoğan öyle bir şey söylemedi. Ama tercümesi buydu. Nereden anladık? Davutoğlu görevden alındı. Sen partideki hırsızları nasıl kovarsın diye. Ama hala Davutoğlu hala bunu bu ülkeye anlatamadı. CHP'deki azılı Davutoğlu düşmanları da hala Davutoğlu'na çakıyorlar. Neden? Davutoğlu'na ne kadar çok çakarlarsa Erdoğan'ın süresi uzar diye herhalde. Abi bilmiyorum ya. Anlayamıyorum. CHP'de de, CHP'li kimi gazetecilerde de bu Davutoğlu'na, Ali Babacan'a çakanlar arasında herhalde Erdoğan severler var. Biz bilmiyoruz. Ben onlara kripto Erdoğancılar diyorum. İnanın onlar Cem Küçük'ten daha Erdoğancı. Cem Küçük hiç olmazsa yeri geldiğinde eleştirebiliyor. Canlarım. Bu arada CHP'li ya da daha doğrusu Millet İttifakı'nın seçmenlerine müjde vereyim. Ahmet Hakan AKP'li yetkililere, daha doğrusu Erdoğan'a, ismini vermedi ama Erdoğan'a çağrıda bulundu. Açın şu tok fabrikasını da millet görsün dedi. Hadi gözünüz aydın. Erdoğan gidiyor. Erdoğan kesin gidiyor. Çünkü bu konuda Ahmet kimin iktidara geleceği konusunda Türkiye'nin en güçlü barometresidir. Birkaç gün sonra eğer Selvi de buna benzer yazılar yazarsa artık kesinlikle herkesle iddiaya girin. 1-100 verebilirsiniz. Erdoğan gidiyor. Ha, bak be, ben de söylemişti dersiniz. Sonra bana ya dede sen bize bunu söylememiştin demeyin. Uluslararası Para Fonu tarafından yayımlanan 2022 yılı Türkiye değerlendirme notunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bağımsızlığının güçlendirilmesi ve faiz artırımına gidilmesi tavsiyeleri yapıldı. Ya IMF, sen kim oluyorsun da tavsiyede bulunuyorsun? Allah Allah. Bizim reis ekonomist ya. Ekonomist ya. Para konularını bitir. Bir tane finansman konularında bir numara. Notta bu yönde uygulanacak politikaların enflasyonda kalıcı bir düşüşün yolunu açacağı ve rezervlerin sağlamlaştırılmasına yardımcı olacağı ifadelerine yer verildi. Osruptan Tayyar'a selam söyleyin o yani. Kimsenin umurunda bile olmaz. Neden? Bir süre daha olmaz. Ama seçimlerden sonra hep beraber göreceğiz yeni iktidar. Kim gelirse gelsin ülkeyi denetime açmak zorunda. Merkez Bankası'nı bağımsızlaştırmak, özgürleştirmek zorunda. İsterse CHP gelsin, isterse İYİ Parti, isterse Millet İttifakı ortak gelsin. Kim gelirse gelsin, isterse AKP'li bir aday gelsin. Ki bu Erdoğan olmayacak biliyorsunuz. Kim gelirse gelsin. Önümüzdeki yıldan itibaren
Türkiye yeniden uluslararası kriterlere uymaya mecbur. Uymaya mahkum. Avrupa Birliği üyesi olmaya mahkumuz. Rusya ile ticaret yapacağız ama Rusya ile bütün siyasi ilişkilerimizi keseceğiz. Başka bunun yolu yok. Göreceksiniz dedenizin söylediğinin ne kadar doğru olduğunu. Hepinizi çok seviyorum canlarım. Lütfen enseyi karartmayın. Yüksek moralli olun ve herkese tahammül olun. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Enver duyarsa kızacak büyük ihtimalle ama canım üzülüyorum da takılmak da istemiyorum. Canı yanıyor şu günlerde. Çünkü gerçekten çok haksız yere üstüne gidiliyor Enver'in. Ama Enver'in inadına söyleyeyim ben de. Radikal tahammüllü olun. Radikal tahammüllü olursanız bu ülkeyi hep birlikte kurtaracağız. Çünkü canlarım, size karşı olanları sevseniz de sevmeseniz de bu ülkede birlikte yaşamaya mahkumuz. AKP'lilerle de, MHP'lilerle de, Büyük Birlik Partililerle de, Vatan Partililerle de, HDP'lilerle de, herkes, hepimiz birbirimizi sevmek zorunda değiliz, birbirimize saygılı olmak zorunda da değiliz ama birbirimize tahammül etmeye mahkumuz canlarım. Ya güzel günler göreceğiz be. Evet, herkes bu kafaya gelecek. En azından %90'ı bu kafaya gelecek ve ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesinde hızla koşturacağız. Hepinizi tekrar tekrar sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.